Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Benim Fakültem programıyla karşınızdayız ve benim fakültem programında bugün Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne yine uzanacağız ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Hemşehrilik bölümüyle karşınızda olacağız. Hemşehrilik bölümünden bugün Muhammed Can Turan bizlerle birlikte dördüncü sınıf öğrencisi. Bakalım bize hemşehrilikle alakalı neler söyleyecek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler deyiz. Şimdi hemşehrilikten, sdv'den, fakültenden bahsedeceğiz ama ondan önce seni bir tanıyalım. Ben Muhammed Can Turan. 23 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Son bir final sınavım kaldı. O final Hı -hı. sınavını verdikten sonra da mesleğime emin adımlarla yürümeye için adım atıyorum. Nerelisin? Aslen Konyalıyım ama Antalya'da yaşıyorum. Peki, neden hemşirelik bölümü? Sağlığa zaten çocukluğumdan beri bir ilgim vardı. Sağlık bölümlerine merak ediyordum. Meslek seçimini düşündüğüm zaman erkek hemşire sayısının da zaten az olduğunu gördüm ve bu mesleğe yönelmem gerektiğini düşündüm. Mesleğin içine girdiğim zaman da evet bu benim mesleğim olabilir dedim ve şu anda da emin adımlarla mesleğime başlamak için can atıyorum. Kendimi yeterince geliştirdiğimi de düşünüyorum. Bu mesleği yaparken de ileriki hayatımda da mutlu olacağıma inandığım için bu mesleği seçtim. Peki 4 yıl önce evet. ne oldu da Süleyman Demirel Üniversitesi hemşirelik böyle direkt yazdım. Ee, ne oldu? Üniversite sınavına girip çıktıktan sonra Akdeniz ve Ege bölgesindeki okulları özellikle istemiştim. Hı hı. Evin tek çocuğu olduğum için de zaten anneme babama bir düşkünlüğüm olduğu için çok da uzaklaşmak istemedim. Ee, Süleyman Demirel Üniversitesi'ni de araştırmıştım. Daha önceden biliyordum. Eğitim kalitesi olarak da kendime yakın görmüştüm. Ee, seçimlerimi bu şekilde yaptım. Sıralamamı o şekilde yaptım ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin gelmesini de istiyordum. Geldiği zaman da mutlu oldum. Tabi Antalya gibi bir yerde yaşayınca ilk başta geldiğim için kendime birkaç ay kızdım. Niye bu <laughs> kadar küçük bir yere geldim acaba hata mı yaptım diye. Ama sonrasında gerçekten sevdim. Öğrenci dostu bir şehir olduğunu gördüm ee, ve hoşuma da gitti açıkçası havası, suyu, <laughs> insanları. Yaşanılabilir bir şehir olduğunu da fark ettikten sonra açıkçası Isparta'ya bağlandım. İlk gelişim miydi o zaman? yani Evet 4 ilk an... gelişimdi. İlk gelişimdi. Peki ee, geldin. Şimdi... Ben hiç bölümü bilmeyen bir insan olarak hemşirelik bölümüne girdiğimde herhalde ilk kan falan filan diye düşünürüm mesela. Ben de birçok kişide böyle iğneyle imtihandan bahseder. Bize biraz hemşirelik bölümünün derslerinden bahseder misin? Yani birinci sınıfta neler görüyorsun? 2, 3, 4 bunlar teorik mi daha çok yoksa işte uygulamalı pratik yapabileceğiniz alanlar mı? Biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle birinci sınıfta temel dersleri alarak başlıyorsunuz bu eğitime. Birinci sınıfın ilk döneminde e, temel tıp dersleriyle... E, ve hemşelin temel dersleriyle başlıyorsunuz işte hemşere giriş hemşerilikte etik hastalara nasıl davranmanız gerektiği gibi konular üzerine yoğunlaşılıyor hasta profilleri falan öğretiliyor ee, anatomi gibi dersler var anatomi histoloji biyokimya mikrobiyoloji gibi temel tıp derslerini alıyorsunuz bu teorik kısımlarla devam ediyor ikinci döneme geçtiğiniz zaman 1 ee, birinci sınıfın ikinci döneminden bahsediyorum. Hem uygulama klinik uygulamalarınız başlıyor ve klinik uygulamalarınız dördüncü sınıfın sonuna kadar devam ediyor. Hem de artık branş dersleri de işin içine girmeye başlıyor. İlk olarak hemşirelik esasları dersine alıyorsunuz. Hemşirelik esasları dersinde işte hemşireliğin en temel kuralları neler, neler yapılır, uygulamalar neler. Az önce bahsettiğiniz gibi kanalma uygulamaları işte damar yolu girişimleri nasıl açılır, işte hastayla ile iletişim nasıl kurulmalı bunların hem laboratuvar dersleri oluyor hem de klinik sahada uygulamalı olarak alıyoruz. Hocalarımızla beraber eğitime çıkıyoruz. İkinci sınıfta artık tamamıyla branşlaşma dönemi başlıyor. Her dersin branş derslerinin hem uygulamasına çıkıyorsunuz hem de branşların tamamıyla detaylarına giriyorsunuz. Uygulamaya çıkıyoruz derken mesela? Hastanelerde klinik sahada uygulamalar çıkılıyor. Ee, i̇lgili bölümlerde genelde çıkılmaya çalışılıyor. Örneğin iç hastalıkları, cerrahi hastalıkları, hemşireliği gibi dersler var. Hı hı. Bunların hem uygulamasına çıkıyorsunuz. Genelde o bölümler tercih edilmeye çalışıyor. Bölüme uygun bölümlerde e, staj yaptırılmaya çalışılıyor bizlere. Hem de bu derslerin artık iyice detaylarını öğreniyorsunuz. Hastalık bilgisi işte neler yapılabileceği, hemşirelik bakımı, bakım süreçleri. Hı hı. Tamamıyla artık hı hı. detaylar işin içine giriyor. İkinci sınıfta dediğim gibi yine teorik eğitimler devam ediyor. Hem teorik hem uygulama var. Ee, tabii burada teorik eğitimlerin dışında farmakoloji, patoloji gibi dersler de işin içine giriyor. Artık e, fa, ilaç bilgisi falan da giriyor işin içine. Üçüncü sınıfta kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, pediatri hemşireliği gibi yine branş derslerimiz devam ediyor. Bunun dışında seçmeli yine dersler var. Adli hemşirelik gibi ilgi alanınıza göre dersler seçebiliyorsunuz. Dördüncü sınıfta da artık tamamıyla e, biraz daha klinik saha fazla oluyor sizde. Birinci dönem iki gün klinik sahaya çıkmıştık biz, ee, iki farklı branş dersimiz vardı, hemşirelik yönetiminin nasıl olmasıyla alakalı hemşirelikte yönetim diye bir dersimiz vardı, psikiyatri hemşireliği dersimiz vardı. Ee, i̇kinci dönemde ise daha fazla bir tık ders sayımız arttığı için klinik bir, bir güne düşüyor ama klinik uygulama bir güne düşüyor ama yine eğitimler ve şeyler devam ediyor. Ya ne kadar güzel gerçekten ee, en beğendiğim noktalardan bir tanesi sadece son noktaya geldiğimiz için bunları da söylemekte fayda görüyorum evet akademisyenlerin öğrencilerle olan bağlantısı ve iletişimi çok kuvvetli Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ama bir ikinci ekleyebileceğim ilave edebileceğim noktalardan bir tanesi de aslında uygulamaya bu kadar önem veren bir üniversite olması birinci dönem belki bütün e, o bölümlerin birinci dönemi biraz daha teorik. Birinci sınıf, ikinci dönem itibariyle artık uygulamalar başlıyor çoğu e, bölümde. E, bunda da o şekilde. Peki... Bizim bölümümüzde <laughs> zaten uygulama olmadan mesleği öğrenmemiz <laughs> gerçekten çok zor ve İyi birer hemşire olabilmemiz için, iyi birer bakım verebilmemiz için hastalara bunları bilmemiz gerekiyor ve bu öğrencilikte daha kolay öğreniliyor. Yani bir hastaneye çıktığınız zaman tamam teorik bilginiz çok iyi olabilir ama klinik bilginiz yoksa tökezlersiniz. Hı hı. O yüzden Süleyman Demirel Üniversitesi'nin klinik uygulamalara verdiği önem gerçekten takdire şayan ve akademisyenlerimize bu yüzden gerçekten sonsuz teşekkürler sunuyor. Ee, i̇lk kan aldığım günü hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ben bayılmıştım <laughs> Yok bayılmadım ama e, şimdi klinik sahada kan almak çok farklı. Laboratuvar ortamında almak çok farklı. Laboratuvar ortamında arkadaşın da olsa canı da yansa hani sesini çıkarmıyor sorun olmuyor. Ama klinik ortamda hastanede hastanın canını yakar mıyım? korkarak gidiyorsunuz böyle. Ama kanı aldığınızı görünce de bu sefer seviniyorsunuz. Aa başardım diye işte mesleğe o zaman daha fazla bağlanmaya başlıyorsunuz. Atlamaya başlıyorsunuz ben gideyim ben gideyim ben yapabilirim hı hı. diye. E ee, ilk aldığım bir erkek hastaydı. Açıkçası çok da zorlanmadım. Ee, yani aldığımı da görünce açıkçası evet yapabilirim dedim ve devam ettim. Ya korkmadım. Senin... Korkarak yaklaşmak aslında bizde bir şey sebebi nasıl diyeyim böyle bizi olumsuz yöne doğru sürükleyen bir şey. Bizim mesleğimizde soğukkanlılık çok önemli. Çünkü ani gelişen durumlar çok fazla olabiliyor. Hı -hı, bir anda hasta hı -hı. hiç umulmadık şekilde farklı profillerle karşınıza çıkabiliyor. O yüzden soğukkanlı olup ben yaparım deyip cesaretinizle yaklaşmanız gerekiyor. Peki e, akademisyenlerle olan bağınız nasıl? Yani mesela sorularınız ders dışında sorabiliyor musunuz? İletişimi nasıl kuvvetli mi? Sizi yönlendirme durumları nasıl? E, şunu söyleyebilirim. Akademisyenlerimiz evet derslerden sonra arkadaşlar anlamadığınız bir yer var mı tekrar edelim mi gibi her türlü olumlu dönüşü bize sağlıyorlar. Onun dışında da zaten genelde telefonlarıyla bizimle iletişim halinde oluyorlar zaten günümüzdeki koşullar itibariyle sosyal medyadan olsun işte mail yolları ile olsun hocalarımızla sıkı bir iletişim içindeyiz. Onlarla gerektiğinde çalışmalar da yürütebiliyoruz. Onun dışında kendilerine kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Yani fakülteye gittiğiniz zaman hangi hocanın kapısını çalırsanız buyur gel diye sizi o sıcak şeyle karşı karşılıyorlar ve gayet olumlu dönüşler sağlıyorlar. Peki, ee, 4 yıl önceye dönecek olursak Tabii ilk başta şey olmuş ya hani küçük bir şehire geldim şudur budur evet. falan diye. Tabii ki Ege Üniversiteleri'nde yazmışsın. Akdeniz Üniversiteleri'nde yazmışsın. Dört yıl önce bu deneyimlerin hepsini toparlamış ve bilinçli bir şekilde e, o seçimi tekrar yapacak olsan ilk sıraya Süleyman Demir Üniversitesi'ne bir şeylik yazar mıydın? Yazarım. Peki Düşünmeden işte, bunu söyleyebilirim. Evet yazarım. E, o zaman son soruyla kapanışı yapalım. Tamam. Ee, bu arada başka üniversitelerde hemşirelik okuyan arkadaşlarım var mı? Var. Peki onlarla konuştuğun zaman kendi içinde ya da onlara da söylediğin hani mesela ya bizde böyle değil iyi ki de ben SDV'deyim dediğin noktalar oluyor mu? Elbette oluyor. Ee, bazı klinik uygulama ortamlarında farklı branşlarda yani bir cerrahi stajında cerrahi bölüme düşmeme gibi durumlar olabiliyor bazen. Ki onların konuştuğum arkadaşlarımda bu durumlar olmuştu farklı bölümlerde farklı yerlerde staja çıkmak durumlarında kalmışlardı ki zaten pandemi gibi bir olumsuz dönemden geçtiğimiz için zor şartlarda stajlara çıkıldı. O gibi durumları yaşadılar ama biz bu durumdan biraz daha az zararla çıkmış olduk. <laughs> evet online bir eğitim döneminden geçtik ama stajlarımız uyguları, uygulamalarımız yine online bir şekilde devam etti ve bize yani bir şeyler katmaya devam etti. Biz bunun ekmeğini yiyeceğimizi ben düşünüyorum açıkçası. <laughs> Peki tabii ki hep şimdi hemşirelikten, derslerden, ondan bahsettik ve sosyal taraftan hiç bahsetmedik. Sosyal vakitler nasıl geçiyor Sparta'da ve SEDEV'de? E, sosyal vakit olarak açıkçası e, birinci sınıfta derslere biraz fazla zaman harcadığım için ben kendi adıma söyleyeyim sosyal vakitlere çok fazla zaman harcamamıştım. E, i̇kinci sınıfta evet sosyalleşmeye başlamıştım ve sosyal etkinliklere Süleyman Demirel'de olsun dışarıda olsun katılmaya çalışmıştım. Sonra ne yazık ki olumsuz bir dönem pandemi dönemi hepimizi evet. evlere kapattı. Pandemiden sonra da ister istemez derslerin yoğunluğu artık biraz da böyle meslek bilinci geldiği için sosyal vakitleri kendimize ayırmaya çalışıyoruz, dikkat ediyoruz. Ama kısıtlı olmak zorunda kaldı ne yazık ki. Evet. Ama meslek hayatına başladığımızda umarım bu şeyleri telafi ederiz. Bu kısıtlı dönemin acısını çıkartırız diyeyim. İnşallah. Ee, bu arada benim fakültem diye başlayan bir cümle kuracak olsam. Evet. Bu cümle nasıl devam eder? Benim fakültem zengin eğitim seçenekleri ve donanımıyla başarılı akademisyenleriyle sizi bir adım öne çıkartır ve mesleğinizi gerçekten sevmenize yardımcı olur diyebilirim. Peki. Çok teşekkür ederim Muhammedan Turan hoş geldin tekrardan. Sefalar getirdin stüdyomuza diyelim ve Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile hemşirelik bölümüyle karşınızda olduk. Umarım aklınızdaki sorulara ışık tutmuş, cevap vermiş bulunmakta olduğumuzu ben düşünüyorum. Sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Diyelim ve bir sonraki bölümde farklı bir fakülteyle karşınızda olana kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.